Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Cildimizdeki oluşan gözenekleri sıkılaştırıyoruz. Cildimizdeki oluşan kırışıkları azaltıyoruz. Ve aynı zamanda olan lekelerin 1-2 ton açılmasına yardımcı olan bir maske ile karşınızdayım. Küçük bir kaseye ihtiyacımız var. Yoğurt kullanacağım. Bir tatlı kaşığı yoğurdumu ilave ediyorum. Eğer ev yoğurdu varsa elinize daha da güzel olur, daha iyi olur. Bir tatlı kaşığı yoğurdumu ilave ettim. Kahveye ihtiyacımız var. Türk kahvesi bu benim kullandığım. Nescafe de kullanabilirsiniz. Yalnız sadece tek Nescafe. Bir çay kaşığı ilave ediyorum. Söylediğim gibi kahve kullandığımız için aynı zamanda cildimizi peynik yapmış olacağız. Karıştırıyorum iki malzememi. Bir malzemem daha var. Onu da ilave edeceğim. Yalnız ben bir karıştırayım. Homojen haline gelene kadar karıştıralım. Şimdi arkadaşlar bu iki malzemeyle de cildimizi uygulayabiliriz. Kahve ve yoğurt ile. Bunu zenginleştirmek tabii ki sizlerin elinde. İçerisine başka malzemeler de ilave edebilirsiniz. Ben şu anda içerisine portakal suyu kullanacağım. C vitamini cildimizi beslemek için C vitamini olsun diye portakalımı kesiyorum. Portakal yerine eğer cildiniz hassas değilse limon da kullanabilirsiniz. Ben bugün portakal kullanmayı tercih ettim. İkiye paylaştıktan sonra tekrar çeyrek olarak kesiyorum ve çeyrek kestim portakalımı. Hemen kaşık alıyorum, bir tatlı kaşığı olarak, bir çeyrekten bir tatlı kaşığı gördüğünüz gibi çıktı. Hemen ilave ediyorum. Bol bol C vitaminli bir maske yapıyoruz bugün. Karıştırıyorum. Yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekleyin. Sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Artanı 2 gün sonra veya 3 gün sonra yapabilirsiniz. Yani haftada hazırlayacağız. Haftada 2 kez kullanacağımız için bu ölçüde yapın. Artanı buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Cildinizde 15 dakika bekledikten sonra ne yapıyoruz? Masaj yaparak nazikçe cildimize nazik davranacağız. Hemen göstermek istiyorum. Ne yapıyoruz? Alıyoruz. Bütün yüzümüze sürdük mü? Sürdük. 15 dakika bekledikten sonra yavaşça masaj uygulayarak 2-3 dakikaya yakın yapıyoruz ve ölü hücreleri arındırıyoruz ki o cildiniz nasıl pamuk gibi ve pürüzsüz oluyor. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Ellerinizi de uygulayabilirsiniz bu tarifimi. Ben diğer elime de uygulamak istiyorum. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.